Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Bu seferki proje diğerlerine göre birazcık daha farklı. Neden mi? Daha öncesinde hep siz de soruyordunuz. Abi bu mobil üstünde oynanıyor mu? Telefon üstünde oynanıyor mu? Evet, çoğu proje oynanıyordu. Bir şekilde telefonunuzun browser üstünden oyunu açıp oynayabiliyordunuz. Çoğu da zaten tıklamalıydı. Ama bugün tanıtacağım proje tamamen mobil uygulamalar üstüne odaklanmış durumda. Ve çok farklı bir sistemleri var. Aynı zamanda en sevdiğiniz kısım da var arkadaşlar. Scholarship'li kısım da var. Videonun sonlarına doğru ondan da bahsedeceğiz. Neyse, gelin şimdi tüm detayları ile projemizi inceleyelim. Öncelikle oyunumuzun ismi, oyunda demeyeyim de aslında projemizin ismi Infinite Arcade. White Paper'da şu andan Disclaimer Preface kısmını geçip bizi ilgilendiren kısma geliyorum. Market Overview. Şu veriyi bir bilmemiz gerekiyor. Ne verisi arkadaşlar? Bu grafik bize diyor ki şu anda toplamda 120 bin tane stüdyo varmış arkadaşlar. Mobil oyun üstüne odaklanan. 15 milyon tane de bu diğer tüm oyunları yapan ve kod olmadan vesaire gibi çalışan da 100 milyondan fazla da stüdyo var. Yani burada göstermek istediği şey mobil oyun stüdyolarının sayısının ne kadar az olduğu. İkinci hemen verimize, grafiğimize geçelim. Tüm oynanabilir oyunları burada yıl yıl kıyaslamış arkadaşlar ve ikinci grafikte de bu artış oranının da daha da fazla arttığını gösteriyor. Son tablomuzda ise tüm oyun türlerini kıyaslamışlar ve Hyper Casual'ın en fazla tercih edilen tür olduğu görülmüş. E peki ben bu kadar grafiği niye anlattım size arkadaşlar? Temelini bilin, mantığını bilin, neden buraya odaklandıklarını görün diye. Mobil oyunları, özellikle hyper casual tarzdaki oyunlara çok büyük bir talep var. Ve gün geçtikçe play to earn sektöründe blockchain tabanlı oyunlarında ne kadar fazla talep gördüğünü siz kendi gözlerinizle görüyorsunuz şu anki gelişimden. Evet, Infinite Arcade de burada yer almak istiyor. Hyper casual oyunlardan sizlerin para kazanmasını istiyor. Hyper casual oyunlar derseniz mutlaka otobüs, araçta vesaire de böyle kitlendiğiniz bu oyunlar olmuştur. Ya da çocuğunuz oynamıştır en kötü ihtimalle. Bu oyunları Infinite Arcade aracılığıyla oynadığınızda arkadaşlar oyunun kendi tokenından kazanabiliyorsunuz. Ekonomi kısmında da zaten bize hangi tokenından kazanabileceğimizi ve nasıl kazanabileceğimizi gösteriyor. Aynı Axie Infinity'de olduğu gibi ya da diğer oyunlarda da günlük oynayabileceğiniz maksimum bir sınır var arkadaşlar. Bu sınır günde 2 saat ve maksimum 65 token çıkartabiliyorsunuz. Bünyesinde bir sürü oyun var ve daha da fazla oyun eklenmeye devam edecek. Ve siz bir oyundan sıkıldığınızda ya yeter bu oyun, bununla mı uğraşacağım deyip diğer oyuna geçebilirsiniz. Arasında hangisi size kolay geliyorsa, en hızlı kazandırıyorsa, en güzeli, en beğendiğiniz hangisi ise dilediğiniz oyuna geçebiliyorsunuz. Axie Infinity'de ama günlük maalesef aynı şeyi yapmak zorunda kalıyorduk ve kartlarımızı da değiştiremiyorduk. Axie'leri değiştiremediğimiz için. Bu açıdan çok güzel bir fırsat tanıyor. Axie, Pegaxie vesaire gibi diğer birçok oyunun ekonomisini korumak adına yaptığı bu 14 günde bir claim edilebilir kuralı burada da var arkadaşlar. Yani kazandığınız tokenları 14 günde bir claim edebiliyorsunuz. Infinite Arcade'in ilerleyen aşamalarında ise summoning gelecek. Summoning bildiğiniz breeding arkadaşlar. Evet, çiftleştirme. Çiftleştirmeyi yaparken de aslında çiftleştirme doğru bir şey olmuyor. Summoning diyelim biz, çağırma diyelim. Çağırmayı yaparken de sadece tek NFT yeterli oluyor. Fakat iki tane token'a çıkacak. Aynı diğer oyunlardaki gibi. Eksi neydi arkadaşlar? Axie'la SLP gerekiyordu. Burada SLP tik oluyor. Tik kazanacaksınız ve bu tiki dilerseniz harcayarak bir de yanına da farklı ikinci token'ı koymanız gerekecek. İleride çıkacak. Onun neydi? ARK Tokens'lar. ARK Token'ı kullandığınız zaman kartlarınızı çoğaltabileceksiniz. Kazancınız daha da fazla artabilecek bu sayede. Yine diğer breed'lerde olduğu gibi buradaki summoning'de de belli bir yere kadar breed yapabiliyorsunuz. Sınırsız üretim olmuyor arkadaşlar. Toplamda 5 tane breeding yapabiliyorsunuz. Ve yeni ürettiğiniz NFT'nin aktif olabilmesi için 7 gün geçmesi gerekiyor. Doğması için, yumurtadan çıkması için, artık adını ne koyarsanız arkadaşlar. Neyse, roadmap'lerine bir detaylı bir şekilde bir daha bakalım. NFT kısmıyla ilgili çok yakında bir satışları daha olacak. Birazdan zaten söylüyor olacağız. Token'larının yeni satışları ve yeni oyunları eklenecekmiş. Toplamda 50 tane oyun olma hedefleri var. Ve Scholarship Guide'ler içinde ödeme yöntemi geçecekler ki bu çok önemli. Son zamanlarda zaten Scholarship'li oyunların daha fazla, işte daha iyi olduğunda siz de fark etmişsinizdir. Evet, bu Infinite Arcade oyunlarında da tamamen scholarship yöntemi olacak. Hatta videonun sonuna kadar izleyenlere güzel bir çekilişimiz olacak. Neyse, geçelim 3. çeyrekte ne yapacaklarmış arkadaşlar.
yakın mekanizması ile ilgili çalışmalara başlayacaklar. Kozmetik ve NFT'lerin upgrade'i gelecek. Token'larla ilgili de ARK staking'i ekleyecekler ve toplamda da 100 tane oyun hedefine ulaşmayı planlıyorlar. Yakın demişken de token enflasyonunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Takım da bunun farkında olduğu için enflasyonun daha oluşmadan önlenebilmesi için de şu anda yakınla ilgili bir sürü çalışmaları var. Neyse, bir sonraki güncellemelerde zaten bunlardan bahsediyor olacağız arkadaşlar. Bir de projenin diğer güzelliği arkadaşlar, herkesin yüzü açık bir şekilde işlem yapıyorlar. Hepsine gelip buradan teker teker bakabilirsiniz LinkedIn profillerine ve daha önceki deneyimlerine. Benim en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi Andrew oldu burada. Kendisi çünkü Visa'da Global Marketing'de çalışıyor. Hem Visa'da çalışıp hem Infinite Arcade'de çalışıyor. Neyse, takımla ilgili tüm bilgileri arkadaşlar buradan teker teker bakarsınız. Videonun bir saat sürmemesi adına burada kesip şimdi oyunlara geçiyorum. Oyunları telefonda açmadan önce de hemen burada göstereyim dedim arkadaşlar. Şu an bünyesinde olan oyunları. Brick Builder, Rope Rescue, Real Drive vesaire diye aşağıya inen bir sürü oyunu görebilirsiniz. Örneğin Hoop World'u büyük ihtimalle normalde de daha önce oynamış olabilirsiniz. Ya da Mobile var. Mobile var. Bu sefer yerdeki çiçekleri, bitkileri ıvır zıvır yiyip büyümeye çalışıyorsunuz ve birinci olmaya çalışıyorsunuz. Biraz Battle Royale mantığında yapmışlar. Draw Wheels'ı tekerleksiz çiziyorsunuz. Hepsi tamamen hyper casual. Oynaması çok biraz daha çok basit oyun arkadaşlar. Gelin şimdi bir de oyun içindeyken sizlere nasıl olduğunu göstereyim. Evet, şimdi oyunumuza girdik. Telefonla bir yandan oynuyor olacağım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken ilk şey, şurada Infinite Arcade logosu çıkıyor. Bir kere bir ona tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında cüzdanınız bağlı değil diyecek ve burada hemen telefondaki cüzdan uygulamasına, MetaMask uygulamasına gidip bunu bağlamamız gerekecek. Parmak izimi vereyim. Telefondaki MetaMask'e poligon ağını yüklemediğim için başta başarısız oldu. Şimdi bir daha hemen bağlanmaya çalışıyoruz. Evet, sonunda ekrana geldi ve bunu seçtiğimde hemen bir adım geriye gidiyoruz. Profilim seçilmiş durumda mı? Evet, seçilmiş durumda. Artık oyuna başlayabilirim. Bu arada bir önceki kayıt çöpe gitti arkadaşlar. Telefon kaydetmemiş, yapacak bir şey yok. Level 4'ten itibaren başlıyorum. Birazcık daha zor seviyeleri sizlerle birlikte oynayacağız. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu hemen hop böyle taşıyıp burada bırakıp daha sonrasında da yukarıdaki yolcuları güvenli bir şekilde aşağıya almaya çalışıyoruz. Kolay abi. Şimdi işleri birazcık daha zorlaştırmışlar tabii. Buradan geçirip buraya geçirip böyle bıraksam herhalde gayet temiz bir şekilde aktarabilirim diye düşünüyorum hepsine. Evet, aktardık. Hemen devam ettik. Bu arada kazancımı da görüyorsunuz. Sol tarafta hemen oradan kazancı da görebilirsiniz. Şunu şöyle aktarıp bunu böyle yapsam, bunu da böyle yapsam. Bence bu turda rahat bir şekilde geçebiliriz. Şimdi bir sonraki farklı oyuna geçelim. Gerçi bunu da yapalım mı ya? Hadi bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Bence böyle taşırız bunları. Son. Bu sefer son. Bu arada token kazancımı da yukarıdan görebiliyorsunuz. Şimdi de araba yarışını açıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu araba yarışı demek çok doğru olmaz bunu. Araba kullanacağız ama normal bir şekilde direksiyona tıklayarak gaz veriyoruz ve yönlendiriyoruz. Bir yandan da çarpmamaya çalışıyoruz derken evet, çarpmadık. Bundaki fark ama ne? Ben şu anda size sadece oyunu göstermek için girdim. Oyunun bağlantısını kurmadım. Hızlı yapıyorum arkadaşlar bu oyunu. Hemen devam et. Hiç şey yapma. Bir daha şuraya geçelim bakalım. Geçebilecek miyiz? Bence geçeriz. Rahat rahat geçeriz. Peki bu kazandığımız tokenları ne yapacağız? Gelin şimdi ona bakalım. Oyunları da gördüğünüze göre ne kazanacaksınız arkadaşlar? Play to earn sektöründeyiz. Çünkü gelin ona geçelim. Ne demiştik? Tick token çıkartacaksınız. Bununla ilgili de Medium'da güzel bir yazı hazırlamışlar. Token ne zaman çıkacağıyla ilgili aynı zamanda diğer rapper ve içerikleri de ulaşmak için Medium'u kullanabilirsiniz. Play to earn sektöründe olduğunuz için şu an ne düşündüğünüzü biliyorum. Ne kazanacağız? Ozan diyorsunuz bana büyük ihtimalle. Token daha çıkmadı. Ayın 11'inde çıkacak ve QuickSwap üzerinden Matic Ağı üstünde gerçekleşecek. Oyuna başlamak için ne yapmanız gerekiyor? İki tane seçenek var arkadaşlar önünüzde. Birincisi her zamanki gibi NFT'yi satın almak. NFT satışlarında birinci ve ikinci satışları tamamen sold out oldu arkadaşlar. Üçüncü satışlarında ise 10 Mayıs'ta yapmayı planlıyorlar. Bu 10 Mayıs'taki satış ama herkese açık olmayacak. Yine whitelist alabilmeniz gerekiyor. Whitelist'i nasıl alırım derseniz de arkadaşlar join the whitelist diyoruz. Ve karşımıza ne geliyor? E-mailimizi, Discord ismimizi ve cüzdan adresimizi yazıyoruz. Beni whitelist'e ekle diyoruz. Ondan sonrasında sana zaten whitelist gelirse bir şekilde iletişime geçiyorlar. Aa, kazandın diye. Daha sonrasında satışa girip alabiliyorsun. 10 Mayıs'ta 250 dolardan satılacak arkadaşlar. Yani tarih aklınızda tutamazsınız. En azından şu köşedeki sayıcı takip edebilirsiniz. Peki geçelim diğer yoluna. Scholarship biliyorum en sevdiğiniz yöntem. Ücretsiz para harcamadan sadece emeğinizi ortaya koyarak kazanabileceğiniz yol.
Bununla da ilgili Infinite Arcade'in kendi Discord'larına katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada hem Scholarship kısmı var. Find a Scholar kısmından Scholarship arayabilirsiniz. Ya da bugünkü videomuza özel 5 tane Scholarship dağıtıyoruz arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gereken şeyler zaten çok basit olacak. Yine Discord'a gir, Twitter'ı takip et vesaire. Hepinizin çok rahat bir şekilde yapabileceği şeyleri aşağıda linkini bırakıyor olacağım. Givelab çekiliş formunu doldurarak siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde hemen oynamaya başlayıp 11 Mayıs'taki token çıkış tarihine kadar biriktirebildiğinizi biriktirin. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.